Zencefil kullanmış, aloe vera kullanmış. 10 günde kendime geldim diyor. Şimdi bir çok zatı muhterem bir profesör doktorumuz var. Ne diyor? Gluten içeren bir şey yemeyin. Peki neyim yiyin? Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek yeme, bal yeme, pekmez yeme. Tamam yemeyelim, okey. Niçin? Gluten var. 20 bin yıldır yani Türklerin tarihi, Türk tarihi. Şimdi Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat'a yakın bir yerde bir şehir bulundu. Anav. Biz Anav diyoruz, Türkmenistanlılar Enev diyor. Enev. Biz biraz kaba konuşuyoruz. Anav. Bir kumlar altında bulunmuş bir şehir bulundu. Milattan önce 16 bin. Yani Türk tarihi 18 bin 19 yıllık bir tarihimiz var bilinen. O zamandan bugüne kadar Türkler yoğurt yapmasını biliyormuş. Yoğurt, turşu, kefir, ayran, efendim, hamur işi, ekmek, mantı, makarna, börek, çörek. Yani buradaki halı, kilim, tekstil, çanak, çömlek nereden anlıyoruz? Yaptıkları işten anlıyoruz 16 bin yıl önce. Dünyanın ilk kurulu medeniyeti. Atalarımız her şeyi o zaman yapmış. Adam ne demek bu? Biz 18 bin 19 yıldır ekmek yiyoruz, sorun olmamış. Son 60-70 yıldır ekmek, mantı, makarna, tatlı yiyince sorun oluyor. Niçin? Ya pirinç yiyor adam Çinli, 1,5 milyar. Sadece Çinli değil. Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos, Hindistan, Bangladeş falan filan 4 milyar insan pirinç yiyor. Hiçbirinde alerjik hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu falan filan, kandidayı, şişkinliği, gazı tetiklemiyor pirinç. Ama Türkiye'de Türk pirinç yerse davul gibi oluyor. Niye? Çünkü kimyasal ilaç bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor, zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkol ve hormonsuz maddeler bağırsakları deliyor. Bağırsakları da geçirirken bağırsak sendromu denen bir olay ortaya çıkıyor. Bağırsaktan gelen zehri karaciğer arıtamıyor. Nereye gönderir? Oraya, buraya, şuraya. Nereye gönderirse orada sorun çıkıyor. Bu kadar basit. Ama bizim profesör doktor çok bilmiş. Amerika'da şurada burada profesörlük yapmış. Hamur işi tatlı yemeyin. Niçin? Gluten. Takılmış plak gibi. Ya gluten gluten. 18 bin 19 yıldır gluten rahatsız olmaz, rahatsızlık vermezken şimdi neden rahatsız veriyor? Onu açıklasana. Gluten. Devamını da söyle. Devamını da söyle. Hadi söyle. Kandida de. Yok orada söylemiyor. Geçirgen bağırsak sendromudur. Onu da söylemiyor. Niye söylemiyor? Ya bilmiyor veya işine gelmiyor. Ya bilmiyor ya işine gelmiyor. Ya bilmiyor ya işine gelmiyor. Ya o ya bu. Ya o ya bu. Bu kadar cahil olması mümkün olmadığına göre doğruları neden söylemiyor? Bu işten menfaat temin etmek için söylemiyor olabilir mi? Ya cahildir ya kasıtlı bilgi vermiyor. Yarım çeyrek yani bilginin bu hastalıkların sebebinin gluten problemin neden kaynaklandığını açıklamasının sebebinin iki sebebi olabilir. Bir, bunda menfaati var. Kasıtlı bilgi vermiyor. İki, cahildir. E profesör doktor nasıl cahil oluyor? Ben anlamadım. Bana biri desin ki gluten neden zararlı? Açıkla. Açıklayamıyor. Kandidadan. Kandida neden olur? Kimyasal ilaç. Bu kadar basit. Ben bunu 30 yıl söylüyorum. 30 yıl, 30 yıl, 30 yıl. Herkes anladı. Anlamaya kalmadı. 30 yıldır kandida, kandida, kandida diye diye çocuklar bile kandidayı öğrendi. Ama profesör, doktor buraya geliyor, takılıyor. Bozuk plak gibi. Gluten. Ya gluten ne sebep oluyor? Gluten bağırsaklarda neden geçiyor da kana karışıyor? Kana karışmaması gereken bir protein. Ne? Neden karışıyor? Yok onları söylemiyor. Gluten. Hamurlu tatlı yeme gluten. Bir devamı. Sebep, niçin, neden? Peki nasıl tedavi edilir? Onları söylemiyor. İşine gelmiyor. Gluten. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Dünyada böyle ilim adamı yok. Dünyada böyle bir ilim adamı yok. Böyle ilim adam olmaz. Bu probleminin sebebini, kaynağını söylesene. Gluten. Başka bir şey yok. Bir başka profesör doktor da yıllar önce böyle cafcaflı bir kitap yazmış. Baktım ki o çok güzel. İlk defa böyle bir kitap yazmış bir Türk
Maşallah adama dedim, çok cafcaflı, renkli bir şey. Aa, açtım içine baktım ki bana ait bilgiler çalmış. La ilahe illallah, bu resimler bana yabancı gelmiyordu. Baktım ki benim kitaptan almış. Verdim mahkemeye, iki defa kazandım. Kazandım da keşke kitabı elime almasaydı. Mahkemeyi kazanmak önemli değil de adam 20 yerde zehirli bitki, faydalı bakteri, zararsız diye yazmış. Onu da geçtik. Isırgan zararlıdır, kansere sebep olur diye yazmış. Ya bu adam bunu niye böyle yazmış? Bu akıl işi değil dedim ya. Isırgan kanseri tetikler. Dünyada duyulmamış bir kelime, hiçbir ülkede, hiçbir yerde. Kansere karşı bile etkili, romatizmaya karşı etkili falan filan. Kanı temizler, herkes biliyor. Binlerce yıldır bilinen bir şey birdenbire kanseri tetiklenen sebebi nedir diye araştırdım. Ne gördüm? Adam bunun kapsülünü üretmiş, şöyle olursa faydalı diye oraya bağlamış. Yani aslında zarar değil, kendisi ürün satabilmek için karalama yapmış. Bu da ilim adamlığı sığmaz, bu da yanlış. İlim adamı doğru olur, dürüst olur. Benim menfaatime bu gelmediği için ben bunu karalayayım, kötüleyeyim, şunu satmak için. Şunu satmak için, insanları kendime bağlamak için şurada yanlış bilgi vereyim, burada yanlış vereyim diye düşünürse Allah onu nereye atar bilmiyorum yani. Orada bir delik var, kara delik. O delikten bir düştü mü yallah, ta orada bak. Kimse bulamaz. Yani öyle bir düşer ki vatandaşın sağlığı oynayan kişi aha oraya düşer. Bir tane cehennemde bir büyük kayya kuyusu varmış oraya. Kayya. Ona böyle kaynıyor fokur fokur bekliyor. Gel vatandaş gel diyor. Sen benimle nasıl oynuyorsun? İnsanlarla nasıl oynadın gel seni bir haşlayayım.